Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. PTT engelli kredisi nasıl alınır? 2022 Aralık faizleri PTT engelli kredisinin alınması için sadece PTT'ye değil, diğer bankalara da müracaat edilmesi mümkündür. 5 banka ile anlaşması bulunan PTT engelli kredisi, bu sayede her yıl engelli raporu olan kişilere verilmektedir. Bu krediden yararlanmak için 2022 engelli maaşına sahip olunması gerekir. Kredi sınırlı miktarda verilir ve her yıl güncellenir. Şartları karşılayan engelli bireylerin bu krediden yararlanması sağlanır. Şartlar konusunda gerekli belgeler ve başvuru işlemleri PTT tarafından yetki verilen bankalar tarafından gerçekleştirilir. Bu bankaların haricinde PTT engelli kredisi almak mümkün değildir. PTT engelli kredisinin avantajları, PTT engelli kredisinin genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir diğer bankaların işleme koydukları engelli kredilerine kıyasla daha fazla avantaja sahiptir. Diğer bankaların engelli kredilerine ilişkin üst sınır yaş 65 iken, PTT engelli kredisi için belirlenen üst sınır yaş 85'tir, PTT engelli kredisinin alınabilmesi için sadece engelli maaşı alınıyor olması gerekir. Kredi, maaşın garanti gösterilmesiyle verilebilir. Ancak PTT engelli kredisi, Sadece PTT tarafından belirlenen şartlar gözetilerek verilir. Kredi için verilecek miktar sabittir. Kredi için ödeme planı kişinin talebine göre belirlenir. Engelli kredisine ait üst limit 60.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu kredi için en fazla 60 ay vade yapılabilir. Bu vade planlanmasında engelli bireyin bu krediyi ne için kullanmak istediği gibi sorulara yer verilir. 60 bin TL üzerindeki kredi taleplerinde ihtiyaç kredisi seçenekleri değerlendirmeye alınır. Bu durumda alınacak kredinin şartları tamamen değişir. PTT engelli kredisi şartları, kimler başvuru yapabilir? Başvuru yapan kişilerin engelli sağlık kurulu raporuna sahip olması şarttır. Bu rapora sahip olmayan kişilerin bu krediye başvuru yapması mümkün değildir. Başvuru yapan engelli bireyin 18 yaşını doldurmuş, 85 yaşını doldurmamış olması gerekir. Kişinin bu yaş aralığı içerisinde yer alması şarttır. Engelli sağlık kurul raporuna sahip olan kişinin bu raporunun geçerlilik yılı 2023 sonu olmalıdır. Başvuru 2022 yılında yapılacaksa raporun süresiz olması ya da en az 2 yıl kullanılabilir olması gerekir. Akli dengesi yerinde olmayan engel gruplarına tabi olan bireyler bu krediden yararlanamaz. Başvuru işlemleri sadece engelli bireyin kendisi tarafından gerçekleştirilir. 18 yaşından küçük ya da akli dengesi yerinde olmayan engelli birey adına birinci derece akraba tarafından kredi başvurusu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Engelli kredisine başvuru yapacak bireyin kredi notunun yüksek olması gerekmektedir. Kredi notu kontrol edilerek karar verilecektir. Engelli kredisi Engelli maaşının dayanak olarak alınması ile başvurulabilir hale gelir. Bu nedenle sadece engelli maaşı alan kişiler engelli kredisine başvurabilmektedir. Maaş ödemelerini PTT üzerinden alan kişiler bu krediye başvuru yapabilir. Tüm bankaların kara listeleri baz alınarak bir karara varılır. Bu kapsamda kara listede yer alan kişilere ve haklarında icra takibi başlatılmış bireylere PTT engelli kredisi verilmesi mümkün değildir engelli kredisi alımı sırasında aylık taksit miktarı, engelli maaşının yarısını geçmemelidir. Engelli maaşı ne kadar alınıyorsa, maaşın yarısı, alınacak kredinin bir taksitine denk olmalıdır. Engelli bireyin durumu göz önüne alınarak, kredi için teminat talep edilebilir. Bu teminat, engelli maaşının yanı sıra ev ya da araç olabilir. Ayrıca banka, kefil isteme hakkına da sahiptir. Engelli kredisine yapılacak başvurular sırasında, engelli kredisi alınabilmesi için verilecek raporun engel oranı en az %40 olmalıdır. Engelli maaşının sivil bir bankadan alınması durumunda, e-devlet üzerinden maaş taşıma talebi oluşturulmalıdır. Bu şekilde maaş PTT'den alınmaya başlanır ve PTT kredi notu yükselir. En az 3 ay PTT'de kalan maaşlarda PTT engelli kredisi verilmesi mümkün hale gelir.